sen? Bir varmış, bir yokmuş. Çiftlikte dahi, panda ve kurt saklambaç oynuyormuş. 5, 4, 3, 2, 1. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Dahi ve panda çok iyi saklanmışlar. Bu sefer kurdun onları bulamayacağına eminlermiş. Bakayım neredeler? Dahi, sen samanların arkasındasın. Sobe! Panda, sen de ağaca tırmanmışsın. Sobe! Ha? Nasıl ya? Ya yine buldu bizi hemen. Nasıl yapıyor bunu? Ama bu kadar kısa sürede bizi bulursan oyunun hiç tadı olmuyor. Tamam, tamam. Son bir kez daha ebeben olacağım. Ama bu sefer mızıkçılık yok. Yenilirseniz ebesizsiniz. Anlaştık, tamam. Hadi sayıyorum. 10, 9, 8. Ay, dur, şurada beni bulamaz. Ben de buraya saklanayım. Hı? O da ne? Elinde ne var o kurdun? Dahi kurdun hilesini fark etmiş. Meğer kurt telefonuyla arkasında olanları kameraya çekiyormuş. İki, bir, sıfır. Saklamaya ne be sobe? Dahi, sen nahıra saklanmışsın. Sobe! Panda, sen de kümeslerin oradasın. Sobe! Ama olmaz ki böyle. Kurt, hile yapmıyorsun değil mi? Bak, hile yapıyorsan sonun kötü olur. Hayır, ne alakası var? Siz de güzel saklanın o zaman canım. Ne oldu dahi? Bizi kameraya çekiyor. Ondan hemen buluyor. Hile mi yapıyor? Şimdi gününü gösteririm ona. Dur, dur. Benim daha iyi bir fikrim var. Hadi mızıkçılık yok. Bu sefer siz ebesiniz. Tamam, tamam. Ebe benim. 10, 9, 8. Oyun yeniden başlamış. Dahi ve Panda'nın planlarını uygulamak için kurdu oyalamaları gerekiyormuş. Panda kurdu ararken görmesine rağmen görmemiş gibi yapmış. Amacı Dahi'ye vakit kazandırmakmış. Dahi çalıların arkasından Panda'ya seslenmiş ve her şey tamam diye işaret vermiş. Kurt, gördüm seni sobe. Tamam kurt, şimdi sen ebesin. Olur, nasılsa üstün yeteneklerim sayesinde sizi hemen bulurum. Kurt yine saymaya başlamış. 2, 1, saklanmayan sobe. Kurt kameraya bakmış. Ha? Bu da ne? Kurt kamerasında bir sorun olduğunu düşünmeye başlamış. Geri döndüğünde ise gördüklerine inanamamış. Her yerde bir sürü dahi ve bir sürü panda varmış. Neler oluyor? Delirdim mi ben? Ay, her yerdeler. Ne oldu kurt? Kim her yerde? Biz panda ile buradayız. Neler oluyor bana? Ha? Bir sorun mu var? Benim acil bir işim çıktı, gitmem gerekiyor. Gideyim ben. Anneciğim, deliriyorum ben. Ay, her yerdeler. İyi oldu sana hileci kurt.
kaplumbağa da hile yapmamayı öğrenir. Bu korku ona yeter. Dahi ve Panda kardeşlerinden onlarla aynı kıyafetleri giymelerini istemişler. Ve biraz makyajla hepsi birbirlerinin kopyası gibi olmuş. Kurt telefonda 7 tane keçi, 7 tane aynı pandayı görünce hile yaptığı için gözleri bozuldu sanmış ve korkmuş. Korkma gel Kurt. Hile yaptın diye biz de sana şaka yaptık. Hayır! Anneciğim! O gece çiftlikte herkes heyecan ve merak içinde televizyon izliyormuş. Evet sayın seyirciler, bilim kurulunun açıklamasına göre dev bir göktaşı dünyaya yaklaşmakta. Mucit de televizyon izleyenlerin arasındaymış. Ay, ya engelleyemesek de çarparsa, dinozorlar gibi yok olursak? Göktaşının yarın gece saat 10 civarında büyük bir okyanusa düşmesi bekleniyor. Tüm güvenlik birimleri harekete geçti. Lütfen panik olmayın ve evlerinizden dışarı çıkmayın. Eyvah, eyvah! Ne yapsak ki? Mucit meseleye o kadar odaklanmış ki artık haberleri duymuyormuş bile. Bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler yapmalıyım. Mucit düzgün bir planla her durumdan kurtulabileceğini biliyormuş. Ay! Bu da ne kafama çarpan? Özür dilerim Mucit. Sporcuyla tenis oynuyorduk da topa vuramadım raketle. Çarpmak! Top! Raket! Buldum! İşte o an Mucit'in aklına harika bir fikir gelmiş ve heyecanla atölyesine yönelmiş. Atölyenin kapısına geldiğinde hiç beklemediği biriyle karşılaşmış. Ay anneciğim, geliyor mu? Yok, gelmiyor. Geldi mi? Gelmemiş. Gelmiş mi? Kurdun tavırları o kadar komikmiş ki Mucit gülmekten kendini alamamış. Merhaba kurt. Bu havada bir şemsiyeyle ne yapıyorsun? Canım arkadaşım benim. Seni nasıl severim bilirsin. Biz en yakın arkadaşlarız değil mi? Bunu dediğine göre benden çok büyük bir şey isteyeceksin demektir. Aşk olsun. Keçilerin en zekisi. Boşa dilini yorma. Söyle bakalım ne istiyorsun? Ben şemsiyemi tamir eder misin diyecektim. Akşam göktaşı yağacakmış da başıma düşsün istemem. Göktaşından şemsiyeyle mi korunacaksın? Evet. Neden? Korumaz mı? Sen söyle. Nasıl korunayım? Gel gel. Benim süper bir fikrim var. Kurt atölyeye girer girmez bir o yana bir bu yana bakınmış. Göktaşını düşürecek bir şey aramış, görememiş. Hani hiçbir şey yok burada. Ne yok? Dev şemsiye, sapan, meteor kova sprey. Yani öyle şeyler işte. Onlarla olmaz. Bak kurt, sen şimdi dışarı çık. Ben işime odaklanıp bir an önce bu göktaşından bizi kurtaracak bir alet yapayım. Tamam mı? O zaman ben gidip bir ağacın altına saklanayım. Yani orada bekleyeyim canım ne saklanması. Tamam tamam. Kurt gider gitmez Mucit kolları sıvamış. Saatlerce çizmiş, planlamış, inşa etmiş. O bu işlerle uğraşırken bizim meraklı kurt ağaç altında beklemekten sıkılmış. Gelip gidip Mucit neler yapıyor diye onu kontrol etmiş. Derken birinde Mucit'e yakalanmış. Hadi beni rahat bırakacaktın, girmeyecektin içeri. Ne yapıyorsun kaç saattir? Çok sıkıldım dışarıda.
Ben de bir bakayım. Oo! Göktaşından kaçmak için mi gemi yapıyorsun ha? Aferin sana. Hadi hadi, madem geldin, şunları dışarı taşıyalım. Mucit planlayıp çizdiği şablona göre aleti birleştirmeye başlamış. Kurtsa Mucit ne derse onu yapıyormuş. Sonunda bitirmişler. İşte oldu. Harika görünüyor. Tam göktaşı gelmeden hemen önce bitirdik. Mucit icadından son derece gururluymuş. Kurtsa makineyi incelemekle meşgulmüş. Beni de alacaksın değil mi yanına? Hayır, kimse bilmeyecek ona. Hadi ya, tek başına mı gitmek istiyorsun? İstersen ben sürerim. Sürücüye gerek yok, otomatik pilot var. Kurt, Mucit'in doğru söylemediğini, gemiyle yalnız gideceğini sanıp bu gemiyi kaçırması gerektiğine karar vermiş. Ah ne güzel. Böyle bir gemiyi bu çiftlikte kimse yapamazdı. Çok zekisin arkadaşım. Ama bunu kutlamamız lazım değil mi? Hadi sen o yaptığın güzel limonatalardan getir. Yorulduk, susadık, acıktık değil mi? Vaktimiz var nasılsa. Peki getireyim bari. Aferin Kurt. Yine kurtardın kendini. Şurada otururum. Evet, kalkışa hazırız. 3. Dur, ne yapıyorsun? Beni durduramazsın. Kaçıp kurtuluyorum. 2. Çabuk in. Yok canım, bensiz gidecektin demek. Şimdi ben seni bırakayım da gör gününü. 1. Ah Kurt, ah! Ne yaptın sen? Ah, işte meteor! Geliyor! Beklenenden erken geliyor! Oy! O da ne? Kaçsana gemi! Göktaşının üstüne gidiyorsun! Yanlış yol! Dön diyorum sana! Oy! Şunu anneciğim, inecek var. Of aman of. Gemi görevi bitince kendi kendine çiftliğe geri dönmüş. Ben ne yaptım? Ne oldu bana böyle? Ah be arkadaşım. Şu bencilliğin senin başına daha ne işler açacak? Bak üstün başın ne halde? Kurt bizi kurtardı! Kurt bizi kurtardı! Kurtardım değil mi? Kurtardım tabii ya. Ay omzum, kolum, yavaş olun. Ben kurtardım evet. dur yavaş. Yavaş.